Merhaba değerli seyirciler. Gönül Dilinden programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Biz Bakü'deyiz. Yanı başımızda Hazar Denizi, arkamızda Bibi Heybet Camisi'nin ve Fatıma Sultan'ın muhabbetiyle sizleri selamlıyoruz. Bulunduğumuz şehir, dini mübini İslam için gerçekten önemli bir şehir. Bu şehirde şu anda yanı başında bulunmuş olduğumuz Allah Resulü'nün torunlarından olan ve bizlerin küçük Fatıma diye tanıdığımız ve Bakü'ye geldiğinde kendisine Hekim Sultan diye ifade edilen ve Hekim Sultan diye seslenilen ve burada da Bibi Heybet olarak bilinen çok değerli bir validemizin manevi huzurundan sesleniyoruz sizlere. Yine çok değerli konuklarımızla bugünkü programımızda gönlümüzü serfiraz etmeye gayret edeceğiz efendim. Kur'an-ı Kerim tilaveti, hocamızla yapacağımız sohbet ve ardından gönlümüzün gerçekten telini titreten ifadelerle dolu musiki bölümüyle sizlere çok güzel dakikalar yaşatmayı murad ediyoruz. Gönül Dilinden programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبا خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء
مكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Merhaba değerli seyirciler. Bu güzel Kur'an-ı Kerim tilavetinden dolayı Bakü'müzün Merkez Camii'nin İmam Hatibi Azer kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu cami gerçekten çok güzel bir cami. Manevi huzuruyla, iklimiyle Bakü'nün bütün topraklarını kaplayacak şekilde bir huzur ve neşe saçıyor. Azer kardeşimize Ejder Bey Camisi'nden okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti için çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli seyirciler, şu anda yanımızda ana vatandan çok değerli bir hocamız var. Ama kendisi din-i mübini İslam için hizmet amacıyla Bakü topraklarına geldi. Yani bu bir kardeşlik hukukunun tezahürü olarak neticelendi. Yanımızda Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcımız Profesör Doktor Erdoğan Baş hocamız var. Kendisiyle kardeşlik hukukundan bahsedeceğiz. Hani kardeşlik hukukuna dayanarak ta Medine topraklarından buralara gelen Bibi Heybet'in, Seyyide annemizin, hanımefendinin o kardeşlik hukukunun adımlarını attığı, temellerini attığı bu topraklar var ya, işte bu topraklarda kardeşlik hukukundan ve muhabbetimizden bahsedeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Çok sağ olun. Allah razı Nasılsınız olsun. Nasılsınız efendim? İyisiniz hoş inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Belki İstanbul'dan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden geldiğimi ilave etmek muhakkak yerinde olacak. Gerekebilir. Efendim. Onu evet. Da söylemiş olayım. Hocam evvela Bakü'deyiz ve gerçekten çok muhteşem topraklardayız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin torunlarının adım adım şereflendirdiği bir mekandayız, bir şehirdeyiz. Biz bu muhabbeti kardeş oluşumuzdan dolayı hissediyoruz. Malum Ankara'dan geldim ben, zaten siz İstanbul'dan geldiniz. O topraklarda İslami hayatın ne kadar hassas bir şekilde yaşandığını biliyoruz. Ve işte bu topraklardayız. Kardeşliğimizin muhabbetle örüldüğü, muhabbetle birleştiği topraklardayız. Efendim kardeşlik hukuku nedir? İslam kardeşlik müessesesine nasıl yaklaşır? Bu konuda bilgilendirir misiniz bizi? Kardeşlik hukuku dinimizin, Kur'an-ı Kerim'in son derece ehemmiyet verdiği bir konu. Bugün dünya üzerinde insanlığın, belki Müslümanlığın çok ciddi sorunları var.
bu sorunların çözümünde kardeşlik hukukuna müracaat etmemiz gerekiyor. Yani kardeşliğimizi epeyce bir ihmal ettik gibi geliyor bana. Onun için evet. Sizinle işte biraz önce görüşürken Kur'an-ı Kerim'deki ayeti okuyordunuz. İnnemel mu'minune ihve diye. Evet. Hucurat suresi 10. ayette geçiyor bu işte ifade. Evet. Gerçekten müminler kardeştir diye. Buradaki ifade bütün müminler. Yani dünya üzerinde ne kadar mümin varsa birbirlerinin kardeşidir. Aslında Arapçada ihva kelimesi ana baba bir kardeşler için, yani öz kardeşler için kullanılan bir kelimedir ama çok enteresan. Kur'an-ı Kerim böyle müminleri kardeş olaraktan nitelendiriyor. Yani o zaman bunun üzerinde düşünmek lazım. Yani müminlerin evet. hepsinin anne babası elbette ki bir değil. Yani hepimizin annesi babası farklı. Burada iki yorum karşımıza çıkıyor. Bir tanesi aslında hepimizin anne babası bir. Evet. Adem ve Havva. Evet. Evet. Sonuçta efendim. Hepimiz yani bir gövdenin dallarıyız. Evet, Adem baba, Havva ana gövdeyi evet. oluşturuyor. Bütün evet. insanlık onun dalları budakları durumunda. Yani hı-hı. insanlık sonuçta oraya dayanıyor. Böyle bir evet, kardeşlik söz konusu. Başka bir yoruma göre de buradaki ihva kardeşlik kelimesinin kullanılıyor olması, mümin kardeşliği öz kardeşlikten geri değildir. Ana baba bir kardeşlikten geri değildir. En az onun kadar önemlidir. Yani onu öyle görün buyuruluyor. Yani şimdi ondan da ileridir tarzında düşünebiliyoruz. Çünkü bakıyorsunuz bazen kardeşin kardeşe, öz kardeşin yani ana baba bir kardeşin kardeşine yaptığını düşman yapmıyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kabil-Habil çatışmasına evet. Bakıyoruz. Evet. Yani ikisi kardeş ama yani Kabil-Habil'i öldürüyor. Yani çok şey bir durum. Ondan sonra şeye bakıyorsunuz, Yusuf Aleyhisselam'a ve kardeşlerine evet. Evet. Bakıyorsunuz. Yani Yusuf Aleyhisselam'a, kardeşi Bünyamin'e, diğer kardeşlerinin nasıl eziyetler evet. Ettiğini işte Kur'an-ı Kerim Yusuf suresinde uzun uzun bahsediyor, evet. bahsediyor, bize anlatıyor. Yani niye anlatıyor? Kabil Habil kıssasında Yusuf Aleyhisselam, Bünyamin ve kardeşleri, Yakup Aleyhisselam'ın çektiği sıkıntılar, yani bütün bunları niye anlatıyor? Bunlar olmasın diye. Evet. Yani evet. kardeşler birbirlerine hakikaten öz kardeşler, ana baba bir kardeşler, kardeş gibi davransınlar. Yani düşmanlık yapmasınlar. Yani bu çok önemli. Ama bunun ötesinde din kardeşliği var. Evet, yani evet. El-uhuvve fit-din diye dinde kardeşlik. El-ihvan fit-din bu kavramlar dinimizin, kaynaklarımızın kullandığı kavramlar, ıslahlar oluyor. Din kardeşliği son derece önemli bir kardeş. Yani basitçe bir şey söylemek gerekirse mesela ben Necip Bey'e, Necip Bey değil de Necip kardeşim dediğim zaman daha bir huzur buluyorum ve onun yani yüzünün biraz daha mütebessim olduğunu görüyorum. Bunu evet. öğrencilerim üzerinde denediğimde, arkadaşlarım üzerinde, dostlarım üzerinde denediğimde, mesela ablacığım dediğimde, evet. abla kardeş, ondan sonra işte kardeşim dediğimde, yani bunun çok daha sıcak olduğunu, birleştirici, yakınlaştırıcı olduğunu görüyoruz. Onun için yani aslında kültürümüzde, Azerbaycan kültüründe de çok yaygın, kültürlerimiz birbirine çok yakın. Yani biz ne diyoruz büyüklerimize? Yani abi diyoruz, abla diyoruz, kardeş diyoruz, amca diyoruz, dayı diyoruz. Yani kültür böyle çok sıkı bağlarla birbirine bağlı. Evet. Hocam, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatında da Kur'an-ı Kerim'de bize öğretildiği gibi kardeşlik hukukunun ifadeleri var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz elbette bizim ashab-ı güzinden bildiğimiz Bilal-i Habeşi radıyallahu anh Efendimiz'e Bilal kardeşim diye, kardeşim Bilal diye seslenmiş. Hazreti Ömer'e kardeşim Ömer, Ömer kardeşim diye seslenmiş, hitap etmiş. Bu noktada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatındaki kardeşlik anlayışından
bahsetmenizi rica edeceğiz hocam. Elbette ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam dan söz edilirse, yani hemen akabinde sahabe-i kiramdan söz edilmeli. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselamın nasıl yüce bir peygamber olduğunu insan onun yetiştirdiği sahabesiyle öğreniyor. Hakikaten asr-ı saadet denilen bir dönemde, yani Hazreti Ebu Bekir'in yetiştiği bir dönem, Hazreti Ömer'in, Hulefai Raşidi'nin ve sahabe-i güzin denilen insanların yetiştiği bir dönemden bahsediyoruz. Yani o dönemin en önemli özelliklerinden bir tanesi elbette ki kardeşlik hukuku. Burada da belki en çarpıcı bir örnek, Mekke'den Medine'ye hicret gerçekleştiğinde muhacirler, Mekke'den Medine'ye hicret edenler, Ensar'dan Medineli muhacirlere yardım edenler. Bunlar arasında Efendimiz bir kardeşlik tesis ediyor. İşte Sa'd bin Rebi ile Abdurrahman bin Avf'ı kardeş yapıyor. Kendisi kimi kardeş yapıyor? Hazreti Ali ile kardeş oluyor. Kardeşlik hukuku çok daha. Evet. Kur'an-ı Kerim'de buna Haşr suresinde temas ediliyor. Ensar ile muhacir arasında nasıl bir kardeşlik vardı? İslam bize çok güzel ölçüler getiriyor. Yani burada da bakıyoruz ki Haşr suresi 2. sayfada muhacirler Ensar'a karşı öyle fedakar davranıyorlar ki, Kur'an-ı Kerim bir ıslah kullanıyor. İsar kavramı. İsar. Türkçe'de de kullanıyoruz biz bunu. Kur'an-ı Kerim diyor ki وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً buyuruyor. Muhacirler, Mekke'den Medine'ye hicret edenler, kardeşlerine sığınıyorlar. Ama bu Ensar, o kardeşlerini öyle kucaklıyorlar, öyle sevgiyle, muhabbetle karşılıyorlar ki, evet, Ensar, evet, kendileri çok ciddi sıkıntı, meşakkat, zorluk içerisinde olsalar bile kardeşlerini, muhacirleri kendilerine tercih ediyorlar. Şimdi hadis-i şerifler, sünnet, Kur'an-ı Kerim'i tefsir eder. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, kardeşlikle alakalı, tam bu ayetleri tefsir edercesine, sizden biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe hakiki mümin olamaz. Bana deseler ki, çok programlarda, sohbetlerde anlattığım bir husustur, İslamiyet'i 3 cümleyle anlat deseler, kuracağım cümlelerden bir tanesi şudur, bunu çok söyledim. Komşusu açken tok olan bizden değildir. Nedir bu? Kardeşlik hukukunun en önemli yansımalarından bir tanesi. İşte o kurban. Evet, evet. Yani mesela kardeşliğin tahakkuk edeceği en önemli şeylerden bir tanesi, İslamiyet'in güzelliklerinden bir tanesi olacak. Kardeşlik hukukuyla alakalı, yani şey yapıp böyle güzel hatla yazıp, tablo yapıp yapıştırmamız, ama sadece duvarlarda kalmaması açısından üzerinde düşünmemiz gereken hadis-i şeriftir. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Cennete girmenin şartı imandır. لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا. Böyle başlar hadis-i şerif. İman. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. Akif'imizin şiiri. Şimdi devamında hadis-i şerifin, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّ diyor. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Yani sevgi aramızdaki müminler kardeşler arasındaki, müminler kardeş, müminler arasındaki sevgi imanın bir şartı gibi anlatılıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de çok dikkat çeken, bütün ayetler dikkat çeker. Ayet zaten mucize demektir. Bir ayet-i celile var. Onun notunu aldım ben. Nisa 93'de geçiyor. Yani dertlerimize bugün Müslüman dünyanın kardeşin kardeşi katlettiği dünyada dertlerimize çare olacak ayet-i celillerden bir tanesi. Diyor ki Cenab-ı Allah, kim bir mümini kasten öldürürse, mümin kardeşini, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, bile bile mümin kardeşini öldürürse, فَجَزَاهُهُ cehennem buyuruluyor. Ama çok haliden fiha. وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا,
tekitlerle Allah ona gazap eder, ebedi olarak cehennemde kalır, lanet eder falan diye. Bakın, bugün Müslüman dünyada siz bana diyorsunuz ya, Müslüman dünyanın dertlerine çağrı olacak mesajlar vermek lazım. Bugün bizim kardeşliğe her zamankinden çok daha ihtiyacımız var. Bugün bebekler öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor, yaşlılar öldürülüyor, kan akıyor, Müslüman Müslümanı öldürüyor. Niye? Kesinlikle Müslümanların İslamiyet'i bilmeyişinden, Müslümanın kim olduğunu bilmeyişinden. Bakın, bir hadise var. Hani Asr-ı Saadet'ten bahsediyoruz, evet, ya kardeşlik, evet, hukukundan. Evet. Bir savaş oluyor, bir savaş esnasında Üsame bin Zeyd, Efendimizin en çok sevdiği sahabilerden bir tanesi Üsame, Zeyd Efendimizin hizmetini yapan Üsame de onun oğlu oluyor. Bir, evet, savaşta Üsame birisini öldürmek üzere, öldüreceği insan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Üsame Hazretleri o La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği halde onu öldürüyor. Haber Efendimiz'e ulaşıyor. Peygamber Efendimiz'e. Efendimiz çağırıyor Üsame'yi. Üsame gel. Sen o insan La ilahe illallah dediği halde öldürdün ha? Ekateltehu yekul La ilahe illallah. O La ilahe illallah dediği halde onu öldürdün ha? Üsame diyor ki, ya Resulallah, canını kurtarmak için söyledi diyor. Efendimiz diyor ki, müthiştir. Sen onun kalbini yarıp da baktın mı diyor. Nereden biliyorsun canını kurtarmak için söylediğini? Kalbinden Müslüman olmuşsa sen onun diyor, evet, işte günahına girmedin mi? Evet. Hatta diyor ki, ya Resulallah, açıp baksam kalbinde ne göreceğim ki? Sen onun dilinden anlamazsın, kalbinden anlamazsın ama niye öldürüyorsun Üsame'yi? Üsame'yi Peygamber Efendimiz böyle söylüyor. Şimdi bakıyorsunuz, ölen de günümüzde, yani isimlerini, memleketlerini falan söylemeye gerek yok. Bilinen hadisi, çünkü öldüren de Allahu Ekber diyor, ölen de Allahu Ekber diyor. Yani bu nasıl iştir? Yani bu neyi gösteriyor? İslamiyet'ten tamamen kaymayı gösteriyor. Kaymışlığı gösteriyor. Bilmemekten kaynaklanıyor. Bu az önce okuduğum Nisa suresi 93. ayetten sonra gelen bir ayet-i celile var. Hocam, o ayet-i kerimeye geçmeden önce izninizle bir müzik arası vermek istiyoruz. Elbette. Bu arada ifadelerimizi tabii dini mübini İslam'ın hem hadisi şerif hem sünnet-i seniye hem de ayet-i kerime noktasındaki ifadelerini Allah dostları çok güzel şekilde ifade etmişler. Onları da bestekarlarımız besteleyip bizlere sunmuşlar efendim. Müsaadenizle onlara, tabii, kulak verelim istiyoruz, elbette, şimdi efendim, inşallah. Değerli seyirciler, şimdi çok değerli bir abimizden, Bakü'müzün çok kıymetli sanatçılarından, Nevruzlu Nevruz'dan dinleyeceğimiz bir esere kulak vereceğiz. Kendisi şu anda bizi Şehitlik Hıyabanı'nda değerli saz arkadaşlarıyla birlikte beklemekteler. Onlara gönlümüzü açalım istiyoruz ve onların bize seslenişini de gönül dilinden sesleniş olarak kabul edelim istiyoruz efendim. Thank you.
gibiydi. İhtiyar olsaydı, olsaydı. Rahat ihtiyar etmez mi? Efendim, ifadeler bizi din-i mübini İslam'ın ne kadar güzel olduğu noktasına götürüyor ki bu da gerçekten hem dünyada bizi mutluluğa ve huzura umulur ki ahirette cennete ve cemalullah'a götürecek. Bu noktadaki ifadelere sığınıp sarılıp kardeşlik hukukunu da gerçekten ihmal etmemek gerekiyor. Sohbetlerinizden anladığımız çok önemli ifadeler var. Onlardan bir tanesi, bize birisi İslamiyet nedir diye soracak olsalar, biz de İslamiyet'i kardeşi açken tok yatan bizden değildir ifadesiyle anlatabileceğiz. Buradan yola çıkarak programımızın bir önceki sohbet bölümünde o yarım kalan ayeti kerimeyle devam etmek istiyoruz efendim izninizle. Evet, bir noktaya gelmiştik, bir ayeti kerimeden bahsedecektik. Onu arz ettikten sonra
Onunla bağlantılı bir hususu söyleyeceğim. Şimdi müminlerin birbirlerine karşı müminlik taslamaları yanlış. Yani ben müminim, sen mümin değilsin tarzında. Yani birisi hakikaten ben Müslümanım diyorsa ona inanmak zorundayız. İşte az önce bahsettiğim kıssa Üsame hadisesi onu gösteriyor. Şimdi söyleyeceğim, Nisa suresi 104. ayette Cenab-ı Allah diyor ki ey müminler. Ey müminler demek Cenab-ı Allah'ın hitabı, kulaklarınızı dört açın, iyi dinleyin. Cihat esnasında, hani savaş esnasında, yani insanlarla karşılaşacaksınız. اِذَا طَرَبْتُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوا diyor. O فَتَبَيَّنُوا ifadesi son derece önemli. İyi anlayıp dinleyin, iyi araştırın, iyi bakın. Yani kim mümin, kim mümin değil, aman ha, yani yanlışlık yapmayın. Devamında diyor ki وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. Birisi size selam veriyorsa, yani ben Müslümanım diyorsa, sen mümin değilsin deme ona diyor. Onu mümin olarak kabul et. Evet efendim. Şayet diyor, şayet böyle yapmazsanız, müminim diyeni öldürürseniz, dünya metaını istiyorsunuz, dünya malını. Tebtagune aradal hayatet dünya diyor. Aradal hayatet dünya. Şimdi bakıyoruz, birbirini öldüren insanlar, burayı geçeceğim, çok bunun üzerine durmak istemiyorum. Birbirini öldüren insanlar aslında menfaat için, dünya menfaati için, yeraltı, yerüstü meseleleri için, yani aslında, yani Kur'an-ı Kerim bunların hepsini bize gösteriyor. Ama iyi anlayıp iyi dinlemek lazım. Şimdi selam mevzu. Evet. Yani müminler arasında o bahsettiğiniz hadis-i şerifin devamında. Evet. Efendimiz buyuruyor ki, yaptığınızda birbirinizi seveceğiniz bir şey size söyleyeyim. Onu yaparsanız şayet diyor, birbirinizi seversiniz. Efşü selama beyneküm, selamı aranızda yayın. Yani selam, selamun aleyküm, esselamu aleyküm, bu selamın yüzde biri. Selam ne? Selam, ben Müslümanım, sen de Müslümansın. Biz kardeşiz demek. Esselamu aleyküm demek. Evet, Müslüman güzel. Selam veren İslam. El-Müslimu, selam, Müslim aynı kökten gelen, Selime'den gelen. El-Müslimu, selam veren insan. Karşısındakini Müslüman sayan insan. Ya nasıl olabilir? Yani Müslümandan bir Müslüman zarar görebilir mi? El-Müslimu, men selimel Müslimune min lisani ve yedi. Yani efendim, benden emin ol demenin farklı bir ifadesi değil mi? Yani mümin selam kelimesi onu daha çok ifade ediyor. Değil mi efendim? Evet. Mümin Emine'den gelen bir, tabii, evet emniyetten efendim gelen bir kelime. Mümin karşısındakine emniyet verir, güven verir. Çok güzel. Ve karşısı da ona güvenir. Mümin güvenen ve güvenilen insandır. Yani daha imanın şeysinde var yani. İmanın kelimesinin kökünde olan bir hadisedir. Selam da, mümin de Cenab-ı Allah'ın esmasındandır. El-Melikül Kuddüsü Selamül Mü'minül diye Haşr Eyvallah suresinin sonunda evet, geçen ayetlerde Cenab-ı Allah'ın selamı, Cenab-ı Allah'ın ismi, karşımızdakine sulhu söyleyen, selameti söyleyen, yani ben Müslümanım, benden sana zarar gelmez diyen, biz kardeşiz diyen bir parola yani selam. Onun için Müslümanın en önemli tanımlarından bir tanesi, Müslüman zararsız insan. Müslüman elinden ve dilinden insanların, Müslümanların salim olduğu, zarar görmediği insan. Nasıl olabilir de bir Müslüman nasıl olabilir de öldürür? Yani bir savaş evet durumu söz konusu değilse, ki mecburen bir savaş durumu olabilir. Yani olmuştur. Yani onun dışında bir Müslüman öldüremez. Hiç, yani bırakın yani Müslümanı, gayrimüslimi, yani hiç cana kıyamaz. Hadis-i şeriflerde büyük günahların birincisi olaraktan katlün nefs geçiyor. Bir de şey var, onu da size söylemek istiyordum, sözünüz yarım kalmasın. Bir de manen öldürme var. Mesela gıybet, dedikodu, tecessüs, kusur araştırma, ondan sonra ayıplama, alay etme, yani
kardeşlerimizin aleyhinde konuşma, habire onları küçük düşürme. O da manen katil. Onu öldürme, onu pasifize etme, onu yok etme. Yani bir de bu var. Yani bunu da Kur'an-ı Kerim Hucurat Suresi 10. ayetten 11, 12, 13 böyle anlatıyor. Yasaklıyor. Diyor ki, alay etmeyin. Evet. Kardeşlerinizi ayıplamayın buyuruyor. Lakapla çağırmayın, hoşuna gitmeyeceği lakap. Suizan yapmayın, kusurlarını araştırmayın, gıybet etmeyin. Emirler ard arda sıralanıyor. Hucurat 10. ayetten 13'e kadar böyle açık ve net bir şekilde. Yani ben bunlar içerisinden, tabii hepsi çok önemli ama şu casusluk kusur araştırma meselesi var ya, gizliliklerini araştırma Müslümanların habire, gizli böyle günahlarını böyle araştırma. Bu mesele üzerinde biraz durmak istiyor idim eğer vakit varsa. Efendim çok kısa bir vaktimiz kaldı. İfadeleriniz çok güzel. Müslümanın tarifini yaparken o selam bahsinden ifade ettiğiniz bunca ifadenin İslamiyet'in ne kadar insani değerlere bağlı bir din ve insani değerleri aktaran bir din olduğunu görüyoruz. Bunu müşahede ediyoruz. Bunun yanı sıra hani Arafat aklıma geldi hocam. Allah nasip etmişti. Umre'ye, hacca gittiğimizde o topraklarda, o mevkilerde bulunduk. Yani ihramlı bir kişinin ağaç dalını koparması, bir canlıya zarar vermesi bile mümkün değilken, istenmezken veyahut da öyle bir şey yanlışlıkla olsa bile onun cezasını ödemesi veyahut da karşılığını vermesi gerekirken yani insan canına kıymak, hadi yani gayrimüslimin canına kıymakla Müslümanın canına kıymayı bile yani ikisini bile tamamıyla reddeden yasaklayan bir din. Yani, muhteşem bir nokta efendim. Yani öyle. Evet. Yani özellikle vurgulamak istediğim kardeşliği zedeleyen, kardeşliğin temeline dinamit koyan, böyle aramızda fitne çıkaran hususların en önemlilerinden bir tanesi Müslümanların kusurlarını araştırmak ve onları deşifre etmek. Cenab-ı Allah'ın esmasından bir tanesi Settar. Settarul uyuptur. Ayıpları örter. Evet. Hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor ki "Men setara müslimen seterahullahu yevmel kıyame." Evet. Bir Müslümanın ayıbını örtenin Cenab-ı Allah kıyamette ayıbını örter. Ya bunlar İslami dini prensipler. "Vela tecessesu." Evet. Kusurları araştırmayın buyuruyor. Bununla alakalı Hazreti Ömer'den bir anekdot var. Onunla bitireceğiz o zaman onunla programı hocam. Onunla bitirelim. Eyvallah. Yani hayatımıza düstur. Evet. Hazreti Ömer asayiş için gece dolaşıyor. Evet. Medine sokaklarında dolaşıyor. Dolaşırken yanında yardımcıları da söz konusu. Bir evden böyle yüksek sesle müzik sesi geliyor. Yaklaşıyor. Bakıyor ki yani içeride bir müzik sesi, bir eğlence. Diyor ki burada diyor şey var. Bir alem var. Yani içki, işte müzik, kadın. Kapıya yaklaşıyor, kapı kapalı, açılmıyor. Duvara tırmanıyor, evin üstü açık. Üstten aşağıya evin içine adamın yanına giriyor. Diyor ki yakaladım seni. Hem müzik, çalgı, hem içki. Ne yapıyorsun sen diyor. Adam diyor ki, ya Ömer sakin ol. Ben bir hata yaptım, sen 3 hata yaptın. Dinle beni diyor. Ya Ömer, Cenab-ı Allah kusur araştırmayın diyor. Sen bak sen gizliliklerimizi araştırıyorsun. Cenab-ı Allah evlere kapısından girin buyuruyor. Sen duvardan üstten atlıyorsun. Cenab-ı Allah eve girerken izin alın da girin eve buyuruyor. Sen izin almadan eve atladın. Evet. Sen 3 hata yaptın, benim bir hatam var diyor. Hazreti Ömer dersini alıyor. Sadaka diyor ve akta Ömer diyor. Sen doğru söyledin, sadakt ve akta Ömer. Ömer hata yaptı diyor. Yani bakın, ya ne kadar önemli bir husus. İnsanların ayıplarını, kusurlarını araştırma, örtme. Habire örtmek, kusurları örtmek gerekiyor. Evet. Araştırmamak gerekiyor. Yani bugün yapılanlar mesela maalesef. Yani hep böyle habire deşifre etme, ortalığı karıştırma. Eyvallah. Yani bunları Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler bizlere tamamen yasaklıyor. Eyvallah.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok sağ olunuz efendim. Hayırlara vesile olsun. İnşallah efendim. Çok sağ olunuz. Değerli seyirciler, Bakü'den Bibi Heybet Camisi'nin yanı başından değerli hocamız, Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcımız Profesör Doktor Erdoğan Baş hocamızla yaptığımız programın sonuna geldik. Cenab-ı Allah'tan duacıyız efendim. Gönlümüzün dilini gönlünüzün dile eylesin diye. Muhabbetimizi bütün kainata hakim kılsın diye. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.